Merhabalar arkadaşlar, Falzenberg klanına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldız dağılma açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider, umarım beğenirsiniz diyorum. Yıldız dağılma açılımını çok seviyorsunuz. En çok uyumlandığınız, en çok sevdiğiniz açılımlardan biri arkadaşlar. Hatta tek diyebilirim yıldız dağılma açılımını. Çünkü yıldız dağılma açılımında çoğu şeyin hem tutarlı olmasıyla birlikte hayatınıza yön veren bu açılımı ciddi manada çok seviyorsunuz, çok uyumlanıyorsunuz. Ben de bunu tekrar tekrar çekiyorum arkadaşlar. Bu yüzden yıldız nağma açılımının sürekli devamı geliyor. Çünkü yıldız nağma açılımında bedeninizdeki bütün olumsuzlukları şifa bulma niyetiyle dinlediğiniz için ya da dinlediğiniz takdirde birçok şifalanma yöntemine başvurmanıza gerek kalmıyor. Çünkü yıldıznamede bu şifayı buluyorsunuz arkadaşlar. Bu da bunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi yıldızname açılımında görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane kartım var. Bu karttan bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Bir tanesini seçtikten sonra açılıma başlayacağız arkadaşlar. Birinci kartımız ve ikinci kartımız olarak ayırdım. Siz de ona göre lütfen kartınızı seçin. Seçmeden önce en çok sizi şu anda hangi kart çekiyorsa kendini, hangi kartta bir enerji bakımı, enerji çekimi hissediyorsanız o kartı seçebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kartı seçmeden de aynı şekilde dileğinizi tutmanızı istiyorum sizden. İçinizden bir dileğinizi, bir niyetinizi tutmanızı istiyorum. Daha sonrasında bu videoyu beğenin ve dileğinizin olup olmayacağını, gerçekleşmeyeceğini size videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Emin olun rehberliğimi alıyorsanız burada, benim dediklerimi de yaparsanız aynı şekilde videoyu sardırmadan sonuna kadar izlerseniz bu açılıma uyumlanmış olacaksınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Birinci kartı seçen arkadaşlarım için bakıma geçiş yapıyorum. Evet, şöyle baktığım zaman basiretsizlik kartını çekmiş bulunuyoruz. Bu kartta bize şu ifade ediliyor. İlk nefesi al, ilk nefesi ver. Yani bir dengesizlik, bir basiretsizlik hayatında yaşadığını ifade ediyor. Kısmetsizlik olabilir, basiretsizlik olabilir. Ama bunların gelip geçici bir şey olacağını da söyleyebiliyor burada bize kartımız. Yani bunun mesajını vermiş aslında. Her neyse, yıldızname bakımına şöyle bir geçiş yapalım. Hangi kişinin talih kaos ve yıldızı müşteri olsa uzun boylu ve yavaş sözlü olur. Kendini bu insanlar çok iyi ifade eder. Çok iyi tanıtır. Ben buyum der. Ve çok zeki insanlardır. Bakın şu kartı seçen kişiler çok zeki insanlardır. Sözü yavaş olsa dahi, işi yavaş olsa dahi hepsini temiz yapar diyor. Alimleri sever veya kendisi alim olur. Bakın ya alim bir akrabanız var ya da alim birinden. Sözü geçen bir insandan, dinine düşkün bir insandan el aldığınızı da ifade edebilir arkadaşlar. Adamlara iyi niyet sahibi olur. Hep işleri rağbetli olur. Çok fazla şevhetperest bir insan olur. Yani bu insanların içi içine sığmaz, sürekli kıpır kıpırdır. Hayatında bir yoğunluk vardır bu insanların. Taslı bir yoğunluk olur. Bu yoğunluk içerisinde maddi anlamda bu insanı durdurmak isteyen kişiler olur. O insanı durdurmak isteyen kişiler onun düşmanı haline gelir. Düşman haline geldikten sonra bu insanlar, yani sizden bahsediyor. Sizin o insanlara karşı bir savaş ilan ettiğinizi, savaş ilan edeceğinizi burada bu şekilde söylemiş bulunalım arkadaşlar. Çünkü bu insanlar evet
çok alımlı insanlar olur. Kendisini bilen, çevresini bilen, güzelliğine önem veren, belki de yakışıklılığına önem veren, temiz bir insan, hayatında temizliği seven, yavaş hareketlerle bütün işlerini çok temiz yapan, çalışkan, zeki aynı zamanda ve hırslı bir karakterden bahsediyor. Yani sizden bahsediyor. Bu yüzden bu insanları çekemeyen birçok kişinin varlığı bu insanda basiretsizlik yaratıyor. İlişkinde sıkıntı yaratıyor. İlişkisinde basiretsizlik yaratıyor. Hatta iki evli insanın arasını dahi bozabiliyor. Evet. Bu insanlar hac sevabı kazanmış olur. Dünyada kendini cennette görür. Ama sarışın adamlardan, sarışın kişilerden, adam veya kadın fark etmiyor, sakınmalıdır diyor. Yani bunu da şu şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. Yay enerjisine geçiş yapmışsınız. Yay enerjisi aslında gergin ruh haline sahip olmanızı, sıkıntılı bir dönemden geçtiğinizi, kararlarınızda eskisi kadar net olamadığınızı ifade eder. Yay enerjisine geçiş yaptığınız için sarışın tipli bir kadın ya da bir adam, hiç fark etmiyor. Bunlardan görecek olduğunuz bir zarar, maddi zarar özellikle sizi yıpratacakmış arkadaşlar. Belki de yıpratmış olabilir çoğunuzu. Ömründe 3 nikah görünüyor. Yani 3 tane bir ilişki ya da 3 tane bir nikah içerisinde olacaklar bu insanlar. Üçünden de sıkıntı görmeyecek. Yani ikisinden sıkıntı görecek, bir tanesinden görmeyecek olarak görüyorum arkadaşlar. Dirliği evi kavistir. Dirliği uzun olur. 40 yaşında mal sahibi olur. Şu an yaşınız kaç bilmiyorum ama 40 yaşına kadar maddi konularla ilgili, evet, iniş çıkışlar birçok türlü olacak gözüküyor. 40 yaşında kendinizi tanıyabileceğiniz, aynı zamanda rahat hissedebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yani bu dönem aslında size bir şeylerin zorluğunu getiriyor. Daha henüz ağacınızdan meyvelerinizi yememişsiniz arkadaşlar. Yemediğiniz için 40 yaşında böyle bir şeylerin artık sahibi oluyorsunuz. Bir iş yeri sahibi olabilirsiniz. Finansal gücünüz yükselebilir, çok yükselebilir hatta. Her şeyin böyle bir zamanı var ve siz o zamanı beklerken bir hayli yorulmuşsunuz. Bir hayli artık sabrınız kalmamış ama beklemeniz de gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsminde S harfi, İ harfi ve L harfi 3 kişiden sıkıntı görür. Sıkıntı, stres görür. Yani o insanlar ona aslında düşman olmasa dahi o insana sıkıntı verirler. Yani yemek yaparken elinizi kestirebilirsiniz. En güzel yaptığınız çorbanın ayarını tutturamayabilirsiniz. İş yerinize giderken eski ruh haliniz, eski heyecanınız olmayabilir. Ruh halinizde sürekli değişiklikler olabilir. Ama bunların hepsinin geçici olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü mücadeleci bir insansınız. Hırslı bir insansınız ve cesaretinizden çoğu insan artık korkmaya başlamış. Hırsınızdan çoğu insan artık korkmaya başlamış. O yüzden içiniz rahat olsun arkadaşlar. Atası ve anası evi huttur. Onlardan kendisine fayda olmaz. Ailesi tarafından geçmişte kısıtlanmıştır. Bu yüzden geçmiş hayatıyla gelecek hayatını pek bir karıştırır. Yani için içinden çıkamaz diyorum. Gelecekte kötü bir şey yaşadığınız zaman geçmişteki hayatı aklına gelir ve gelecekle ilgili planlarını suya atar. Evet, bunu da söylemiş olalım. Annesinden ve babasından eğer ki ona bir miras kalmış ise,
Onlardan kalan şeyler ona fayda etmez. Bunu da söylemiş olalım. Oğlu ve kızı olup onlardan biraz kahır çekmiştir. Onlardan biraz sıkıntı çekmiştir ya da çeker. Çünkü onların da psikolojik bazı sıkıntılarının olduğunu, aynı zamanda sizde de belki bu sıkıntıların olduğunu ifade ediyor burada. Yıldızname açılımımız. Evet. Avret evi cezvadır. Avretlerden, yani eşinizden demek istiyor. Kah hoşnut olmaz. Yani ilişkiyle ilgili yaşadığı bu basiretsizlik aklındaki kişiyi, hayatındaki insanı ondan ister istemez uzaklaştırabilir. Uzaklaştırdığı için kendisinde bir suç bulabilir. Çünkü çoğu zaman suçu kendinizde bulmuş olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişiyi sizin hakkınızda bir dolduruşa getirilmiş ki, öyle bir dolduruşa getirilmiş ki sizi görmemeye, size önem vermemeye, size sevgi, hoşnut vermemeye başlamış olabilir. Bu yüzden yaşadığınız bir basiretsizliği burada ifade ediyor. Evet, teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Bu kartı seçen kişiler dileklerinizin net bir şekilde yerine geleceğini söyleyebilirim. Dileklerinizle ilgili gecikmeli bir hayat yaşıyorsunuz. Her şey geç oluyor. Evet, para sahibi mi olacaksın? Bunlar geç oluyor. Ama istediğin gibi oluyor. İlişki sahibi mi olacaksın ya da bir ilişkin mi olmak istiyor? Veya bunun için mi niyet ettin? Bu geç olacak ama temiz olacak. Çünkü sen hayatında temizliği seven bir insansın. Hayatında her şeyin temiz ve düzgün olmasını istersin. Ve bu yönde ilerlersin. Bu yönde kendine bir yön verirsin. Ama genellikle plan yapmazsın. İşte bu da bunun gibi olacak. Ani bir şekilde. O yüzden bunu söylemiş olalım inşallah. Teşekkür ediyorum. Diğer kartı seçenler için bakıma geçiyorum. Bu kartın yorumlarını, not atışlarını aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, baktığım zaman sıradanlık kartı gelmiş. Şöyle de göstermiş olalım. Baktığımız zaman sıradanlık kartı gelmiş. Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu. Fazla beklentilerden artık kurtulmak ve arınma, sıradanlaşma diyor. Belli ki çok üstünüze giden bazı durumlar var. İş hayatı üstünüze geliyor, ilişki hayatı üstünüze geliyor ve sağlık belki de üstünüze geliyor. Bunlardan artık ya ben kendimi bir arındırayım, ben bir köşemde bekleyeyim. Her şeyin olurunu olmazını bir düşüneyim. Kendi kendime bir karar vereyim dediğiniz bir dönem. Kendinizi artık köşenize çektiğiniz ve orada bir dinlenmeye geçtiğiniz bir dönem. Çünkü çok yorulmuş bir ruh hali var açıkçası. Bu desteği seçen kişilerde, ona göre de inşallah yorumumuzu yapacağız. Şöyle bir açalım. Şöyle açalım. Evet. Şimdi kalbinizde, gönlünüzde biriktirdiğiniz bir akrep enerjisi. Bu akrep enerjisi sizi zaman zaman daraltıyor. Zaman zaman size düşman yaratıyor. Ve zaman zaman insanlar sizi çekememezlik, kıskançlık gibi bir takım bazı özelliklere sahip olmanızı sağlıyor. Çünkü size baktığım zaman artık sakinlikten ziyade ne olursa olsun bir şey olduğu zaman hemen patlayacak gibi bir ruh haliniz var. İnsanlar sizin bu ruh halinizden artık korkmaya, artık sizin sessiz olmanızdan, durgun olmanızdan korkmaya başlamışlar. Çünkü gerçekten böyle bir kişiliğiniz yokmuş. Kendinizi gayet iyi ifade edebilen bir insanken iletişimde problemler yaşamaya çok başlamışsınız. Fakat bu insanların şu anda bu
kartı seçen, bu kartı tamamıyla benimsemiş o insanların ilişki hayatı sıkıntılı olmuş. Beyaz tenli, orta boylarda bir kişiliğe sahipsiniz. Belli ki güzel bir yapınız var. Yakışıklı bir insan olabilirsiniz. Hacetleri bu insanların yerine gelir. Hüsnü ve cemali çok iyi olur. Her avretle kıyas edilemeyecek kadar iyi huylu ve eli açık insanlar olur. Belli ki iyi huylu ve eli açık bir kişiliğinizden ilişki konusunda ciddi zararlar görmüşsünüz. Bunu ifade edebilirim. Ama bu insanlar hiç üzülmesin. Hiç kendisini yıpratmasın. Çünkü bu insanların yüzünde bir nişan var. Onları bekleyen bir güzel kısmeti var. Ve bu kısmeti daha öncesinde onunla çatışan, onunla çakışan, aynı zamanda ona yüz çeviren bir kişi. Kaderinde ve kısmetinde bu insanla birlikte olabileceğinizi düşünmüşsünüz belki bu her kimse. Geçmişten geliyor ve geçmişte sizi üzmüş bir insan, hatta karşılıklı üzülmüş bile olabilirsiniz. Bu insanla ilgili güzel bir haberiniz var gözüküyor arkadaşlar. Yaklaşık 6 ve 7'li vadeler üzerinde size ilişki konusunda çok iyi haberler, çok iyi beklemediğiniz hatta geri dönüşler olacak gözüküyor. Bu kartı seçen kişiler. Çünkü artık sıradanlaşmışsınız. Çünkü artık bir şeyler konusunda ya ben niye uğraşıyorum ki? Ya ben kendimi niye yoruyorum ki? Ben kendimi geri çekeyim. Olacaksa olur, olmayacaksa olmaz dediğiniz için. Eskiden çünkü böyle demiyormuşsunuz. Bunu dediğiniz için insanlar sizin üstünüze çok 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 düşmeye başlayacak. Hatta ve hatta kısmetinizin ciddi manada artacağı bir dönem olacak. Çok şanslısınız. Bu desteği, bu kartı seçen, ateş kartını seçen kişiler gerçekten çok şanslı bir dönem geçirecek. Hatta kariyer konusunda bir türlü böyle bu insanların yüzü gülmemiş. Her işi aksi gitmiş. Her imza işinde bir sıkıntı yaşamış ama artık ona uzunca bir yol görünüyor. Bu yol öyle bir yol ki onu maddi konuda çok hoşnut edecek ve maddi konuda, para ve finansal konularda artık kendisini bileceği, tanıyabileceği, hesabını ve kitabını tutabileceği bir dönem onu bekliyor. Zorlu bir dönem onu bekliyor. Koşturmacalı bir dönem onu bekliyor. O yüzden hazırlıklı olsun diyor sizler için. Kardeşleri ve evi sümbüledir. Kardeşleri sevgili olur. Yani kardeşleri iyi olur, iyi niyetli olur. Ona destek çıkmaya çalışırlar. Ona fikirler verirler ve onu yönlendirmek isterler. Kardeşiniz, ablanız, abiniz, her kimse. Baba evi mizandır. Babasından, anasından ihsanlara ulaşır. Bakın. Babasından ve anasından ihsanlara ulaşır demek. Yani babasından da dua alır, annesinden de dua alır ve annesinin babasının ona hem maddi yönde hem iş kapısı olarak hem ilişki kapısı olarak çok faydası dokunur. Hatta zamanında bu kişiler annesinin babasının sözüne itimat etmeyip kendi bildiği yolda bir ilişki yapmış olabilir. Bu ilişkinin çok zararını görmüş olabilir. Diyor ki annesinin babasının sözünü dinlesin. O sözlerin içerisinde onun hayatına güzel bir şekilde yol verecek bir kişi var. Ona rehberlik edecek bir kişi. Evet, her kulaktan bir, her ağızdan bir ses geliyor ama annesinin ve babasının sözüne itimat etsin diyor. Evladı evi akreptir. Evladına muhabbeti olmaz. Evladı tebiat karnına, ümmü sübyan illetinden gider. Yani şöyle arkadaşlar, ümmü sübyan bir büyü işlemidir.
Ve bu büyü işlemi aslında fani aileyi birbirlerine katan bir işlemdir. Çocuklar aksileşir, çocuklar doğmaz belki de. Hamilelik bekleyen kişiler varsa aslında onlar için tam uygun bir şey. Üstünüze bir büyü işlemi olduğu için belki de ümmü sübyan işlemi olduğu için şu anda bebek bekliyorsanız o bebek olmuyor olabilir. Bunun sebebi de aslında bir büyü diyor yıldızname açılımımız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun dışında çocukların da aksileşme, sinirli bir yapısını gördüyseniz, sizi dinlemeyen bir çocuksa evin hanenin içerisinde. Bunun da sebebi bir büyüdür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hastalığı evi kavistir. Hastalığı baş ve göz ağrısından olur. Yani diyor ki hastalığı çok olur. Baş ve göz ağrısından başlar genelde. Çünkü bu insanlar stresi seven insanlar. Stresi hayatından eksik etmeyen. Dünya derdine biraz fazla düşmüş. Kendisini, kendi sağlığını önemsemek yerine insanları daha çok düşünen. Çünkü yengeç enerjisindesiniz. İnsanlara hayır diyemiyorsunuz. Tamam bu da olsun, şöyle olsun dediğiniz insanları sürekli mutlu etmeye çalıştığınızı söylüyor yıldızname açılımımız. Bu insanlar düşman sahibi olmazlar. Çünkü bu insanlar stratejiyi çok iyi bilir. Kimi nasıl yöneteceğini, kime nasıl davranacağını çok iyi bilirler. O yüzden bu insanlara düşman hasıl olmaz. Fakat bu insanların daha önceki ailesi yani babası, annesi tarafından gelen işlemler olabilir. Yani Ümmü Sübyan gibi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gece ve gündüz rahatı olmaz diyor. Yani gece ve gündüz şu anda sizin için rahat değil. Tedirginlik var. Üstünüzde bir gerginlik var. Bu gerginliği belki de çoğunuz atamamış. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Maddi yönden özellikle çok güzel bir kapınız var. Uzun bir yerden gelecek. Uzun bir yoldan da gelebilir. Güzel bir haberiniz var açıkçası. Bu olduktan sonra açıkçası kariyer hayatınızın en şanlı dönemini yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ha, ilişki konusuna gelecek olursak da. İlişki konusunda gerçekten artık kendinizi bir geri çekin. O kadar çok takıntılısınız ki ilişki konusunda. Gerçekten gelmeyecek ya da gönül vermeyeceğiniz, vermemeniz gereken bir insana gönül vermiş olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, at gibi giden it gibi gelir diye bir söz var. Gerçekten o söz sizin ilişkinizdeki o insana çok uygun bir söz. Bilginiz olsun. O yüzden zamanını bekleyin. Belki intikam almak istiyorsundur. Belki geri gelip özür dilemesini bekliyorsundur. Sonra her şeyi bitireceksindir. Sana fark etmez. O yüzden bunu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyenler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşça kalın.